Efendim Ege TV ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz. Bu haftaki Kocatepe'den Bakış adlı programımızın konuğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Araştırma Müdürü Profesör Doktor Ahmet Altıntaş Hocam. Hocam hoş geldiniz tekrar programımıza. Hoş bulduk Faruk Bey, teşekkür ederim. Gazeteci dostlarım, olmazsa olmazlarımız gazeteci Polat Yılmaz Bey ve gazeteci Ömer Mazi Bey. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler Faruk Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Sevgili hocam, daha önceki yarım kalan konumuzla devam edelim istiyorum. Kocatepe'yi konuşmuştuk, büyük taarruzu konuşmuştuk da. İsterseniz bugünkü programımıza Kocatepe'den Cumhuriyet'in İlanına bakışla başlayalım istiyorum. Ne dersiniz? Gayet iyi olur Faruk Bey. Öncelikle beni bu programa çağırdığınızdan dolayı başta Ege TV yöneticileri olmak üzere şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları Ömer Bey ve Polat Bey'e de tekrar bu vesileyle görüştüğümüzden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii önemli günlerden geçiyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü. Bu evet. Vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, Cumhuriyet'in kurulmasında emek vermiş bütün sivil ve asker erkanı saygılar ve hürmetler içerisinde anıyorum. Böyle başlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi Afyon'da kalmıştık. Afyon neden önemliydi diye kısaca bir giriş yapacak olursak belki zemin teşkil eder. Mustafa Kemal 30 Ağustos 1922 tarihinde başkomutanlık meydan savaşını kazandıktan sonra ertesi günü yani 31 Ağustos 1922 tarihinde savaş alanlarını görmek, içinde bulunulan durumu daha iyi anlamak için Dumlupınar Ovası'nı geziyor beraberindeki askeri heyetle beraber. Burada Berber Çamtepe diye bir yer var. Bu Berber Çamtepe bölgesine gelince bir manzarayla karşılaşıyor. Manzara şu. Evet hocam buyurun. Zaman, burada bir Türk askeri Yunan topçusunun atmış olduğu ateşle orada bir çukur oluşmuş. Bu çukurda hayatını kaybetmiş, şehit olmuş. İşte yarı toprak içerisinde bedeni, yarı üstte elinde bir sancak var ve bu sancağı tutar bir vaziyette ruhunu teslim etmiş, şehit olmuş. Mustafa Kemal bu tablodan son derece etkileniyor ve beraberindeki heyete diyor ki buraya diyor bir anıt yapılsın. Bu muharebeyi, bu muharebenin özünü bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz diyor. Ve onun talimatıyla hazırlıklar başlanıyor. 2 sene sonra 30 Ağustos 1924 senesinde Mustafa Kemal buranın temel atma törenine geliyor. Ve bu anıtın adına da hepimizin bildiği gibi meçhul asker anıtı denilecektir. Daha sonra Şehit Sancaktar Mehmet anıtına, Mehmetçik anıtına dönüştürülecektir bu anıtın adı. Burada Mustafa Kemal bir konuşma yapıyor. Konuşmada savaşı tarif ettikten sonra başkomutanlık meydan savaşı nasıl gerçekleşti, bunun askeri safahatı konusunda bilgi verdikten sonra günümüze de ışık tutacak, Cumhuriyet'i tarif edecek, Afyonkarahisar'ın, Dumlupınar'ın Cumhuriyet açısından öneminin de altını çizdiği çok veciz bir konuşma yapıyor. Diyor ki Mustafa Kemal, bu meydan muharebesi diyor, aynı zamanda diyor orduların karşı karşıya geldiği bir alan olmaktan ziyade milletlerin karşı karşıya geldiği bir alandır diyor. Ve bu milletler kendi kültürleriyle, tarihleriyle, iktisatlarıyla burada karşı karşıya gelmişlerdir deniliyor. Ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli diyor bu sağlam zemin üzerinde oluşmuştur diyor. Türkiye Cumhuriyeti işte ilelebet payidar kalacaktır diyor bu konuşmada. Türkiye Cumhuriyeti fikri hür, vicdanı hür, nesiller ister şeklinde bu konuşmada çok güzel bir açış konuşması yapıyor. Temel atma konuşması yapıyor. Ve bu anıt
Mustafa Kemal'in bizzat temelini attığı, biraz önce de ifade ettiğim gibi 30 Ağustos 1924 tarihinde geniş katılımla atılan bir anıttır. Burada başta Fevzi Paşa olmak üzere Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Refet Pele vardır. Yani o savaşı idare eden komutanlar başta Kemalettin Sami Paşa olmak üzere Fahrettin Altay Paşa vardır. Yani hemen hemen bütün ordu komutanları ve bütün kol ordu komutanlarının geniş katılımıyla yapmış olduğu bir temel atma törenidir. Ve bu anıt 1927 tarihinde açılmıştır. Ziyarete açılmıştır. Buradan başlarsak temel olarak ifade ediyor. Cumhuriyetin temelleri buradan, burada atıldı diyor. Burada milletlerin her şeyle karşılaştıklarını ifade ediyor ve diyor ki efendiler diyor bu konuşmasında milletin karşısında diyor, milletin iradesi karşısında diyor taçlar, tahtlar, hanedanlar yok olup gider diyor. Bunun en veciz örneğini diyor biz burada şu anda yaşıyoruz şeklinde günümüze de ışık tutacak, günümüze de cumhuriyet nitelikleri konusunda zemin oluşturacak çok önemli bir konuşma yapıyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla Afyonkarahisar hem milli mücadelenin kazanılmasına geçen programda kısaca ifade etmeye çalıştık. Başta büyük taarruz olmak üzere Afyonkarahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi, daha sonra biliyorsunuz bunun adı İsmet Paşa tarafından verilen bir teklifle başkomutan meydan muharebesi şeklini alacaktır. 30 Ağustos 1924 konuşması da bence başta Afyonlular olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin bu konuşmayı bir defa daha bu anlamlı günde okuyarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle başlayalım isterseniz. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Polat Bey buyurun sevgili dostum. Hocam sizi programda ağırlamak en azından arkadaşlarımla bana büyük keyif veriyor. Bunu bilmenizi isterim. Gerçekten. Tarihe bir dönem ve çeşitli isnatlarda bulunan bir tarihe açıklamaları getiriyorsunuz. Bu bizim için önemli. Tabii savaşlar belli artık. Yani işte şurada oldu, burada yapıldı, burada İzmir'e indik falan da. Ben şunu merak ediyorum. Balkan Savaşları, Sarıkamış Faciası, Birinci Dünya Savaşı derken Osmanlı'da bir askeri bir deformasyon oluştu. Çok şehit verdik, yaralı verdik. İnsanlarda savaşma azmi, kararlılığı ortadan kalktı. Asker kaçakları oldu. Kurtuluş Savaşı'na nasıl hazırlandık hocam? Ben bunu merak ediyorum. Malzeme neydi? İşte destek veren halkın eğitimden başlayarak sanat, zanaat gibi şeyleri neydi? Yapısı neydi? O günkü insan kalitesi stoğumuz nasıldı? Ve Kurtuluş Savaşı'nı yaparken bize hangi devletler destek verdi? Geniş bir soru oldu. Siz de geniş geniş anlatırsınız diye düşünüyorum. Şimdi ben vaktin müsaade ettiği ölçüde kısaca toparlamaya çalışayım. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandığında Osmanlı orduları küçülmek şartını kabul etmişlerdi ve bu şart çerçevesinde Mustafa Kemal ve arkadaşları milli mücadeleyi başlatan grup, biraz sonra kısaca isimlerinden bahsetmeye çalışayım. Bundan sonraki dönemde, yani 30 Ekim 1918'den sonra milli mücadeleyi oluşturmak için bir askeri yapılanma içerisine girdiler. Mesela Afyonkarahisar'dan örnek vermek gerekirse Suriye bölgesindeki 7. Ordu kendisini küçülttü. İki tane kol orduya dönüştürdü. Bunlardan bir tanesi 20. kol orduydu, Ankara'ya geldi. Bir tanesi de 3. kol ordu Sivas'a gönderildi. Mustafa Kemal'in talimatıyla oldu bunlar. Mustafa Kemal ve arkadaşları şöyle düşündüler. Bundan sonra Anadolu içlerinde bir milli mücadele verilmek gerekiyor ve bu milli mücadeleyi de Osmanlı Devleti'nin ordusunun geriye kalan kısmı verecek şeklinde bir planlama yapıldı. Ben çok vaktinizi almamak adına Afyon örneğini ortaya koyacağım. Mesela 20. kolordu Ankara'daydı. İşte Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu kolordu sayesinde gerçekleşti ve bu kolordunun komutanı da
Ali Fuat Paşa'ydı. Dolayısıyla Ali Fuat Paşa'nın kol ordusu, 20. kol ordusu hemen hemen Ege bölgesindeki bütün milli mücadele hareketlerini organize ettiler. Bunlardan bir tanesi de 23. Tümen'de, Afyon'daydı bu tümen. Ömer Lütfü Bey'in komutasındaydı. Ömer Lütfü Bey sadece Afyon Karahisar'da milli mücadeleyi organize etmekle kalmadı. Aynı zamanda özellikle Uşak, Alaşehir, Manisa, Aydın'a kadar olan bölgeyi de buradan organize edildi. Afyon Karahisar'daki 23. Tümen'in cephane deposu o bölgelerdeki Kuvayi Milli Hareketlerini de destekledi. Mesela bir örnek açısından onu da ifade edeyim. Mondros Mütarekesi imzalandığında 30 Ekim 1918 tarihinde 9. Ordu Bakü'deydi. Komutan Yakup Şevki Paşa'ydı. Bu kol ordu küçültüldü. 15. kol ordu haline geldi. Erzurum'a gönderildi bu kol ordu. Bu kol ordunun komutanlığına da Kazım Karabekir getirildi. Mesela Kazım Karabekir de Erzurum ve civarını milli mücadeleye katmakla yetinmedi. Aynı zamanda bugünkü Karadeniz bölgesi olarak adlandırdığımız Samsun'a kadar olan bölgenin, Trabzon'da dahildir bunun içerisine, buralarda milli mücadele hareketi örgütlendi. Yani halk kendiliğinden milli mücadeleye dahil olmadı. Bu tümenler vasıtasıyla, alaylar vasıtasıyla bunlar organize edildi. Peki burada halkın genel durumu nasıldı diye baktığınız zaman izniniz olursa bir iki anekdot anlatmak isterim. Mustafa Kemal Erzurum'a doğru giderken yaşlı bir ihtiyara rastlıyor. Yanında hanımı var, bir tane de erkek çocuk var. Baba diyor, ne yapıyorsun diyor. Oğul diyor, Kılıkya'dan, işte Kılıkya'da Ermeniler var, Adana ve civarıdır. Kılıkya'da Ermeniler var, o bölgeleri aldılar, Erzurum'a doğru gidiyorum diyor. Mustafa Kemal'e diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. İşte baba diyor, ben de askerim vesaire şeklinde bir açıklamada bulunuyor Mustafa Kemal. İhtiyar kaşını hafifçe kaldırarak diyor ki bak oğul diyor, bana güvenerek diyor savaşa falan girme bundan sonra diyor. İşte anlatıyor, benim diyor 4 oğlum vardır diyor, bir tanesi diyor bunlardan diyor Trablusgarp'ta gitti diyor, bir tanesi Balkan savaşlarında gitti diyor, bir tanesi Yemen'de gitti diyor, bu son diyor, buna güvenerek savaşa falan girme diyor. Yani halkın o dönemdeki milli mücadeleye bakışı bu şekilde. Rahmi Apak'ın anılarında vardır mesela, halkın genel durumu nasıldır, ne hissediliyor şeklinde. Rahmi Apak subaydır biliyorsunuz. Mısır'da esir kampında kaldıktan sonra esir değişimi sonucunda İstanbul'a geliyor. Rahmi Apak diyor ki ben diyor esir kampında kalırken diyor şöyle hayal ediyordum diyor. İstanbul'a gideyim, aile durumumuz da fena değil, işte kendi halimde yaşarım, hiç kimseye karışmam diyerek diyor hayal kurdum, geldim diyor. Gemiden diyor Galata Rumu'nda inerken diyor beni tanıyan diyor azınlıklardan bir tanesi diyor bana bir tokat vurdu diyor. Yine mi geldiniz dedi diyor. O zaman anladım ki diyor İstanbul'da biz rahat duramayacağız ve bu şekilde yeniden diyor milli mücadeleye katılma kararı verdim diyor. O dönemdeki genel durum bu. Şimdi halkın ve ordunun durumu nasıldır denildiği zaman tabii her ne kadar kol ordular varsa da bunlar kadrolarını önemli ölçüde dağıtmışlardır. Yaklaşık 40-45 bin kişilik bir kuvvete indirilmeye çalışılmıştır Osmanlı ordusu. Hemen hemen iki kol orduluk bir kuvvete indirilmeye çalışılmıştır. Ve bunun da yaklaşık 20 bini o dönemde Erzurum'dadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Ve işin en acısı 13 Kasım 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandıktan hemen sonra rakamlar değişiktir. Ortalama 65 civarında İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden oluşan donanma, İtilaf Devletleri donanması İstanbul önlerindedir. Dolayısıyla milli mücadele öyle başlıyor. Bir başka temel konu, mesela en çok bizim ağrımıza giden millet olarak, milli onur olarak en çok ağrımıza giden Yunan donanmasına ait gemilerin, savaş gemilerinin İstanbul önlerinde olması bizi son derece rencide etmiştir. İşte Mustafa Kemal'in 13 Kasım 1918'de İstanbul'a inmesi, Haydarpaşa rıhtımına indikten sonra karşılaştığı manzara budur. Ve yaverinin kendisine gösterdiği savaş gemilerine karşı o meşhur veciz sözü söylüyor biliyorsunuz.
geldikleri gibi giderler diyor. Bakın Polat Bey, 13 Kasım 1918'de gelenler, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunan ve Rus donanmasına ait savaş gemileri 2-6 Ekim 1923'e kadar kalacaklardır. Bakın burası son derece önemli. Tekrar etmek istiyorum. 2-6 Ekim 1923'e kadar İstanbul'da kalacaklardır. Bir başka ifadeyle payitaht yaklaşık 5 yıl İtilaf devletlerin işgali altında kalacaktır. Bu son derece önemlidir. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Peki ne oluyor? Yani ben kısaca toparlama adına, çünkü konumuz Cumhuriyet'in ilanı olacak. Konuyu da toparlama adına izniniz olursa birkaç noktaya değinmek isterim. Mustafa Kemal İzmir işgal edildikten sonra biliyorsunuz çalışmalar vardı. İşte Anadolu'ya geçiş, Samsun'a çıkma durumu söz konusuydu. Samsun'a çıktıktan sonra manzaraya bir bakıyor ki o bölgelerde bir Pontus devleti kurulmaya çalışılıyor. Bir Pontus Rum devleti kurulmaya çalışılıyor. Mustafa Kemal bunu rapor ediyor ve orada Samsun'da 19 Mayıs 1919 tarihi itibariyle İngiliz irtibat müfrezesi var ve Mustafa Kemal'in tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya Mustafa Kemal. Yani siz düşünün, kendi topraklarınızda 9. Ordu müfettişisiniz. Orada İngiliz irtibat müfrezesi var ve bu müfrezenin sizi tutuklama durumu söz konusu. Böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Mustafa Kemal buradaki çalışmalarını çok kısa bir sürede bitirdikten sonra hepimizin bildiği gibi Amasya'ya gidiyor ve Amasya'da 21-22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni ilan ediyor. Amasya Genelgesi bizim açımızdan niye önemli? Bizim açımızdan şunun için önemli. Burada bir tespit yapıyor Mustafa Kemal. O dönemde ülkenin içinde bulunduğu durumu, halkın içinde bulunduğu durumu da göstermesi açısından bu son derece önemlidir. Tarihi bir belgedir. Diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın bu tespit yapılıyor. Yani burada her bölgede başta işte kısaca ifade edersek özellikle Antep, Maraş, Adana bölgesinde İngilizler ve Fransızlar var. İşte İzmir ve civarında Yunanlılar karaya asker çıkartmışlar. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım Samsun ve civarında bir Pontus Rum devleti kurulması tehlikesi söz konusu. Erzurum ve civarında bir Ermeni devletinin kurulması söz konusu. Böyle bir ortamda size kala kala neresi kalıyor? İşte Ankara, Çorum ve civarından oluşacak bir toprak parçası kalıyor ve bu tespit bunun için yapılıyor. Ve burada Mustafa Kemal bir başka tespit daha yapıyor Amasya Genelgesi'nde. İstanbul hükümeti diyor sorumluluğunu yerine getiremiyor diyor. Bakın bu son derece önemlidir. Yani İstanbul hükümetinin sorumluluğunun yerine getirilememesi tespiti 21-22 Haziran 1919'da gerçekleştiriliyor. Neden? İstanbul fiilen işgal altında. İtilaf devletleri İstanbul hükümetinin her istediklerini yapıyorlar. Mesela 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan hemen sonra, bir hafta sonra İngiliz Yüksek Komiserliği Mustafa Kemal'in geri çağrılması konusunda İstanbul hükümetine baskı yapıyor. Yani baskılar hemen başlamıştır bu ortamda. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi bunun için son derece önemlidir. Ve bir şey daha söylüyor, bir şey daha ifade ediliyor Amasya Genelgesi'nde. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Bakın bu son derece önemli. Burada aslında milli mücadelenin hangi unsurlara dayandığının da en önemli işaretlerinden bir tanesidir. Burada herhangi bir kişi, kurum, kuruluş vesaire söz konusu değildir dayanılan nokta olarak. Milli irade ve milletin bağımsızlığına vurgu yapılıyor. Ve milletin kaderini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyor. Bu aslında bundan sonraki yol haritasını da Cumhuriyet'le sonuçlanacak olan bundan sonraki yol haritasının da siyasi projenin de aslında temel niteliğini oluşturacak. Burada izniniz olursa Faruk Bey birkaç noktaya daha değinmek isterim ben. Buyurun şimdi, hocam. Mustafa Kemal'de Cumhuriyet fikri, daha doğrusu Türk siyasi hayatında Osmanlı Devleti'nde Cumhuriyet fikri Cumhuriyet'in ilanıyla falan oluşmamıştır. Çok eskiye dayanan bir genel düşünce söz konusudur. Mustafa Kemal daha harp okulu öğrenciliğinde
ve kurmay subayliği esnasında anılarda vardır ki bu anılardan bir tanesi Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı Nuri Jonker tarafından da ifade edilmiştir. Beyaz Kule'de, Selanik'te isim belirtilmemekle beraber işte milli iradeden ve kendisinin bakanlar olarak ifade edebileceğimiz dağılımı yaptığını biliyoruz biz. Ve arkadaşları sorduğunda siz bu makamları bize veriyorsunuz, sen ne olacaksın denildiğinde bu makamları size verecek kişi veya o müessesenin başına geçeceğim şeklinde Mustafa Kemal'in anıları ortadadır. Yani bu ortaya çıkan yeni bir şey değildir. Ve bundan hemen sonra bu Amasya Genelgesi'nden hemen sonra hepimizin bildiği gibi Erzurum Kongresi toplanacaktır. Bu da Mustafa Kemal'in dayanmış olduğu, milli mücadelede dayanmış olduğu unsurları göstermesi açısından önemlidir. Burada özellikle bir şeyin altında çizmem gerekiyor. Daha Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'da biliyorsunuz yaklaşık bir 6 ay kalıyor. Bu 6 ay süre içerisinde Mustafa Kemal neler yapılabileceği konusunda arkadaşlarıyla müşterek fikir alışverişinde bulunuluyor. Bunlardan bir tanesi Kazım Karabekir'dir. Kazım Karabekir biliyorsunuz milli mücadelenin öncesinde yani Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'da görev yapmıştır. Diyor ki Mustafa Kemal'e Erzurumlular beni sever diyor. Eğer diyor Anadolu'dan bir harekat başlatacaksak diyor. Doğuya gel buradan başlatalım diyor ve ortak bir çalışma kararı alıyorlar. Bu son derece önemlidir. Dolayısıyla Erzurum'a bu yapılanma içerisinde, bu taahhüt içerisinde gidiyor Mustafa Kemal. Ve Erzurum'da Mustafa Kemal daha önce de ifade ettiğim gibi 15. Kolordu'nun himayesi sayesinde Erzurum Kongresi toplanabilecektir. Yine Kazım Karabekir'in himayesi sayesinde Erzurum Kongresi'ne delege seçilecektir ve Erzurum Kongresi'ne başkan olacaktır. Şimdi Cumhuriyet'e giden yol nasıl döşendi denildiği zaman işte bunun en önemli kilometre taşlarından bir tanesi de Erzurum Kongresi'dir. Mesela Erzurum Kongresi'nde ne deniliyor kısaca bakıldığında milli sınırlar parçalanamaz deniliyor. İlk defa milli sınırlar kavramı burada ortaya atılmıştır. Milli sınırlar parçalanamaz diyor ve bu daha sonra misak-ı milli olarak adlandırılacak olan bir vatan kavramı ortaya atılacaktır. Sınırları belirli olan, uğruna çarpışılması gereken, uğruna şehit olunması, ölünmesi, her türlü fedakarlığın yapılması gereken bir projedir bu milli sınırlar kavramı. Ve burada da bir şeyin altı tekrar çiziliyor. Bakın Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul hükümetinin sorumluluklarını yerine getiremediğinden bahsediliyor. Bakın bu son derece önemli. İstanbul hükümetinin sorumluluklarını yerine getirilemediğinden bahsediyor. Ve bir şey daha söyleniyor burada. Milli iradeyi amil kılmak esastır deniliyor. Yani milli iradeyi egemen kılmak esastır. Bunun Türkçesi ne veya bunun açıklanması ne dediği zaman Cumhuriyet ilan edilirken diyecek ki Rasih Bey, Antalya milletvekili, işte burada doğmamış bir çocuğun adı konulacak. Aslında çocuk doğdu, kısaca 3 yaşına girdi ve çocuğun adı konulacak. İşte bu çocuğun adı da biliyorsunuz Cumhuriyet'tir şeklinde açıklamalarda bulunacak. Yani Cumhuriyet öyle Mustafa Kemal'in bir gece öncesinde arkadaşlarıyla 28 Ekim akşamı kararlaştırdıkları arkası önü düşünülmeden ortaya atılmış bir kavram ve siyasi proje değildir. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Amasya Genelgesi'nden itibaren işte Erzurum Kongresi ve daha sonra da Sivas Kongresi ile sağlamlaştırılan siyasi zemin üzerinde ortaya atılan bir kavramdır. Mesela burada yine Erzurum Kongresi'nde önemli altı çizilen noktalardan bir tanesi de şudur. Diyor ki milli irade padişahı kurtaracaktır deniliyor. Aslında milli irade padişahı kurtaracaktır denilmesi Erzurum Kongresi'nde o dönemde İstanbul hükümetinin ve Sultan Vahdettin'in içinde bulunduğu durumu, siyasi durumu göstermesi açısından da son derece önemlidir. Bakın bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman yolların, Cumhuriyet'e giden siyasi yolların, yol haritasının
nasıl döşendiğinin de işaretlerinden bir tanesidir. Ve bundan sonra Sivas Kongresi ortaya atılacaktır biliyorsunuz proje olarak. Aslında Sivas Kongresi ile burada bir heyeti temsiliye seçilecektir Erzurum Kongresi'nde. Ben konumuzla ilgili kısımları ele alıyorum. Yoksa çok geniştir bunlar. Burada milli irade kimin vasıtasıyla temsil edilecek? Bunu kim temsil edecek? Erzurum Kongresi'nden itibaren heyeti temsiliye denilen bir kavram ortaya atılıyor. Yani Erzurum ve civarından gelen delegeler, vilayet-i şarkiye delegeleri Mustafa Kemal'i başkan seçiyorlar. Erzurum Kongresi'ne başkan seçiyorlar. Heyeti temsiliye başkanı seçiyorlar. Ve heyeti temsiliye adına namına Mustafa Kemal bundan sonra 23 Nisan 1920'ye kadar Mustafa Kemal millet üzerindeki görüş ve düşüncelerini heyeti temsiliye vasıtasıyla açıklayacaktı. Biliyorsunuz Mustafa Kemal 7-8 Temmuz 1919 tarihinde askerlik görevinden istifa etmiştir. Yani Mustafa Kemal'in artık resmi bir ünvanı yoktur. Aslında Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde sini millete dönmüştür. Yani milletin kendi içerisinde herhangi bir resmi sıfatı, ünvanı yoktur. Dolayısıyla biraz önce belki Polat Bey'in sorusuna da bir nebze yanıt vermiş olurum. Mustafa Kemal'in dayandığı güç burada 7-8 Temmuz 1919'dan itibaren artık milletin sinesindedir. Erzurum ve civarı delegelerinin kendisine vermiş olduğu siyasi yetkiden Mustafa Kemal destek alacaktır, güç alacaktır. Ne zamana kadar? 23 Nisan 1920 meclisin açılışına kadar. Burası son derece önemli. Devam edeyim mi yoksa arada soru olur mu? Sevgili hocam, Ömer Mazi hocamıza da bir fırsat verelim. O da sorusunu yönelsin. Zaten attık gene. Attık gittik hocam. 15 dakikamız kaldı. Yani sizinle program yapmak gerçekten çok keyifli hocam. Yani biz hiç soru da sormasak, sizi dinlesek 45 dakika. Bu bile gerçekten çok hoş. Ömer Bey buyurun. Şimdi ben konuşulanların üzerine bir şey söyleyeyim. Bir tanesi bu kongreler sürecinin sonu biliyorsunuz Afyon Kongresi. En son Afyon'da kongre yapılıyor. Evet. Bu her ne kadar çok fazla gündemde olmadı ne hikmetse ama o işte şeylerde Erzurum, Sivas falan kongrelerinin sonuncusu olarak da Afyon'da yapılıyor. Bir de halkın aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi için Atatürk ve arkadaşları Anadolu'nun birçok bütün illerinde daha doğrusu yerel gazeteler çıkartılması konusunda talimatlar veriyor. Afyon'da da 3 gazete çıkıyor o dönem. İşte bunlardan bir tanesi İkazcı. Hatta Halide Edip adı var İstanbul'dan Anadolu'ya geliyor. Hatta Afyon'a da geldiğini biliyoruz. Bu süreç içerisinde Afyon'da 2 tane matbaa var. Bu matbaa da gayrimüslimlerin elinde ve Yunan askerleri tarafından sürekli kontrol ediliyor. Nöbet tutuluyor ve Türk gazeteleri çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Fakat Afyon Akşehir arasında bir vagonun içerisinde yerel gazete basacak matbaa kuruluyor. Akşehir Afyon arasında gazeteler basılıyor ve öyle dağıtılıyor. Halkın uyanışı veya bilgilendirmesi de biraz bu sayede oluyor. Şimdi tabii ondan sonra zaten işte Cumhuriyet'in yolu açılıyor. Zaten Afyon içinde Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar deniliyor. Bir şey var hocam bu. Çay'da sanırım Atatürk Rus Büyükelçisi ile bir görüşmesi var. Şimdi az önce Polat Bey'in de söylediği biz büyük taarruz öncesinde Rusya'dan destekler aldık galiba. Hem silah desteği hem istihbarat desteği. İsterseniz buradan kısa bir giriş yapıp Cumhuriyet yoluna öyle girelim. Hocam evet. Bir şey ekleyeyim ben de Ömer Bey'in sorusuna bir şey olsun, alternatif olsun. Şimdi milli mücadelede tabii Kuvayi Milliye bir taraftan illeri örgütlemeye çalışırken Padişah'ın da bir heyeti nasiha diye Anadolu'ya başında şehzadelerinin olduğu heyetler gönderiyor. Buna da değinirseniz hocam ikisini bir şöyle karıştırırsak. Evet. Şimdi
destek anlamında, milli mücadelenin desteği anlamında Rus desteği önemli. Bakın biraz önce atladık, hızlı geçtiğimizden dolayı atladık. Mustafa Kemal şunun çok iyi farkında. Daha Havza'dayken, yani Amasya'ya gitmeden önce Mustafa Kemal milli mücadelenin yapılabilmesi için İngiliz, Fransızlara karşı olan bir başka güçle temas etmenin gereğini fark etmiştir. Yani Mustafa Kemal'in işte siyasi yönü, askerlik yönü, diplomasi yönü, bunların hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken temel konulardır. Burada Mustafa Kemal senkronize bir şekilde bir taraftan biraz önce ifade etmeye çalıştığım iç bütünlüğü sağlamaya çalışırken diğer taraftan da aynı zamanda ortadan kaldırılmaya çalışılan Osmanlı ordusunu milli mücadeleyi yeniden örgütleyebilecek kol ordular şeklinde, tümen şeklinde düzenleme çabaları içerisine girmiştir. İşte Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa ile ortaklaşa yaptığı çalışmalar bunun işaretidir. Diğer taraftan da Ruslarla bir görüşme yapıyor Mustafa Kemal. Bu görüşmelerde Ruslardan İngiliz ve Fransızlara karşı nasıl destek alınabileceği konusu burada ilk defa gündeme gelmiştir. Bu desteği biz şöyle biliyoruz. Sakarya Savaşı'nın hemen öncesinde hemen hemen bir kol orduluk bir yardımın, silah cephane mühimmat yardımının Ankara'ya ulaştığını ve Sakarya Savaşı'nda bunlardan yararlanıldığını biliyorum. Mustafa Kemal'in bir başka önemli başarısı, büyük taarruz için söyleyeyim. Ankara, Fransızlarla biliyorsunuz bir Ankara Anlaşması yapılıyor. Bu son derece önemli. Neden önemli? Bugünkü güney sınırlarımız hemen hemen çiziliyor. Burada Mustafa Kemal'in yapmak istediği temel konulardan bir tanesi şu. İtilaf devletleri arasındaki fikir ayrılıklarını Mustafa Kemal büyüterek bunu milli mücadele lehine kullanma başarısını göstermiştir. Burada da ana aktör, yani üzerine oynanan ana aktör Fransızlardır. Mustafa Kemal Fransızları yanına alarak, Franklin Bunyan bu konuda önemli çabalar sarf etmiştir. Yanına alarak Ankara Anlaşması'nı imzalamıştır. Ankara Anlaşması imzalandıktan sonra da Fransızlar hemen hemen bir tümeni donatabilecek, yani yaklaşık bir 10 bin kişiyi donatabilecek silah cephane ve mühimmatı terk etmişlerdir. Milli mücadeleye bırakmışlardır. Aynı zamanda Avrupa'dan silah alınması noktasında da çekincelerini kaldırmışlardır. İtalyanlar üzerinden silah alınmıştır vesaire. Dolayısıyla milli mücadele sadece iç kaynaklar hareketlendirilerek yapılan bir organizasyon değildir. Biraz önce de ifade ettim. Başta Ruslar olmak üzere, Fransızlar olmak üzere, İtalyanlar olmak üzere buralardan da silah alışverişinde bulunulmuştur. İşte biraz önce Ömer Bey'in bahsettiği Rus elçisiyle görüşmenin temel gerekçelerinden bir tanesi budur. Artık 1922 Mart'ına gelinmiştir. 1922 Mart'ında burada hazırlıklar yapılmaktadır ve burada da süvariler etkin olacaktır. Tabii bunların hepsi ayrı bir konuşma konusu. Mustafa Kemal süvarilerin denetimi esnasında Rus Büyükelçisi'yle neler yapılabileceği konusunda görüşmeler yapmıştır. Dolayısıyla Rusya'nın gerek silah cephane mühimmat desteği gerekse para desteği söz konusudur. Tabii burada şunun da altını çizmemiz gerekiyor. O dönemde Rusların egemenliği altında yaşayan Türklerin bu konuda başta Buharalılar olmak üzere çok büyük emekleri, katkıları söz konusu. Yani Türk dünyası, Rusya'nın egemenliği altında bulunan Türk dünyası milli mücadeleye çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Silah göndermişlerdir, para göndermişlerdir. Mesela bunlardan bir tanesi sembol olarak söyleyeyim. 3 tane kılıç göndermişlerdir mesela. İzmir'e ilk giden komutana verilecektir bir tanesi mesela. Bu şekilde sembol değeri olan uygulamalar içerisine de girmişlerdir. Şimdi Afyon Kongresi'nden kısaca bahsetmek gerekirse Afyon Kongresi 2 Ağustos 1920'de yapılmıştır. Bu kongrenin önemi şudur. Biraz önce belki kısaca girdik. Şimdi siz savaş yapacaksınız. Yunan ordusu düzenli bir ordu. Siz sadece Yunanlılara karşı savaşmıyorsunuz. İngilizlere karşı savaşıyorsunuz. Fransızlara karşı savaşıyorsunuz. İtalyanlara karşı savaşıyorsunuz. Geçen konuşmamızda ifade etmiştik hatırlarsanız 26 Ağustos konuşmamızda. Afyon'da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgali var peyderpey dönem itibariyle. Ve düzgün bir ordunuz yok. İşte Kuvayi Milliye vasıtasıyla
bunu örgütlemeye çalışıyorsunuz. Subaylar da bu çeteleri, Kuvayi Milliye çetelerinin başında bulunarak bunları milli ordu altında örgütlemeye çalışıyor. Afyon Kongresi'nin önemi şudur. Afyon Kongresi'nde biraz önce ifade ettiğim Kuvayi Milliye çeteleri artık düzenli bir ordu etrafında birleştirilmesi gerektiği kararının alındığı kongredir. Yani Afyon Kongresi ile düzenli orduya geçiş süreci başlayacaktır. Çünkü Çerkez Ethem örnekleri falan vardır. Konuyu çok dağıtmamak adına ben çok girmiyorum. Düzenli orduya karşı, Yunan ordusuna karşı sizin çetelerle bu bölgelerden, işgal edilmiş olan bölgelerden Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmanız çok söz konusu değil. Afyon Kongresi de bunun yolunu açacaktır. Bu nedenle son derece önemli. Şimdi konu Cumhuriyet'in ilanı olduğu için bu konuya değinemeyeceğiz herhalde. Faruk Bey, nasıl yapalım? Valla hocam 5 dakikamız kaldı. Yani isterseniz önümüzdeki hafta farklı başka bir programda devam edelim istiyorum. Siz cümlelerinizi toparlayın hocam. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar yaparız. Önümüzdeki hafta değil, çarşamba günü tekrarlayalım ve tam da Cumhuriyet arefesinde bence o zaman Cumhuriyet konuşalım. Yayın akışımızda çarşamba gün bir programımız var. Ama onu rica ederiz. O arkadaşımıza rica ederiz hocam. Olabilir. Sizi çarşamba günü tekrar misafir etmek isteriz. Devam ederim. Önerim şu. Hocam kalan süre içerisinde Cumhuriyet'in ilanını, o akşam neler yaşandı, ne oldu, nasıl bir tartışma oldu onu anlatabilir. Yani daha zamanımız görünüyor 5-6 dakika. Evet, 5 dakikamız kaldı. Öyle yapalım hocam. Çarşamba günü o zaman ben konumuza rica edeyim. Bir özet geçeriz. Çarşamba günü hocamı tekrar alır daha detaylı. O zaman şöyle yapalım. İzniniz olursa Cumhuriyet'in ilanına kadar ben kısaca bir toparlayayım. Burada aslında biraz önce girmiştik işte Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Büyük Millet Meclisi'nin açılması burada önemli biliyorsunuz. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ve 24 Nisan 1920'de Mustafa Kemal meclis başkanı seçiliyor ve burada biraz önce ifade ettiğim milli irade kavramına vurgu yapılıyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu vurgusu yapılıyor. Bakın bu son derece önemli. Biraz önce belki söylerken atladık. Bakın Sivas Kongresi'nin kararları alındıktan sonra damat Ferit diyor ki bunlar diyor Cumhuriyet yapacaklar diyor. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Cumhuriyet yapacaklar diyor. Ne zaman? Sivas Kongresi'nin kararlarının hemen arefesinde, hemen sonrasında ve Damat Ferit hükümeti istifa etmek durumunda kalıyor. Yani Damat Ferit'in Eylül 1919'da görmüş olduğu öngörü 29 Ekim 1923'te gerçekleşecektir. Bunu niye ifade etmek istiyorum? Yani bu bir sürpriz değildir, bu beklenen bir şeydir. İşte Mustafa Kemal'in buradaki o dönemde bunu açıklamamasının temel gerekçesi milli bütünlüğü, milli birliği sağlama açısından son derece önemlidir. Evet, İtilaf devletlerine karşı, Yunanlılara karşı savaşılması noktasında bir görüş birliği söz konusu. Ancak siz bu görüş birliğinde olan insanların farklı siyasi düşüncede olan, ki o dönemde saltanat yanlısı olanlar var, hilafet yanlısı olanlar var, manda ve himaye isteyenler var. Mesela İngiliz mandasını isteyenler var. Amerikan mandasını isteyenler var. Mustafa Kemal bu güçleri tek çatı altında toplama başarısını gösterebilmiştir. Ortak gaye noktasında bunları ortaya atmıştır. Meclis açıldıktan sonra burada özellikle bizim açımızdan bir başka kilometre taşı 20 Ocak 1921'deki anayasa son derece önemlidir. Burada deniliyor ki mesela anayasada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniliyor. Bakın bu son derece anayasa kayıtsız şartsız milletindir deniliyor. Yasama yürütme yetkisi diyor. Milletin tek ve gerçek temsilcisi Büyük Millet Meclisi'ndir deniliyor. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yürütme ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi
Büyük Millet Meclisi'ne aittir deniliyor. Başka ne denilsin? Başka bir şey söylenmeye gerek yok ki zaten. Burada artık geriye sadece formaliteler kalmıştır. Yani 20 Ocak 1921'de nitekim Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla belki bir sonraki programda değiniriz. Görüş ayrılıkları Cumhuriyet'in ilan edilmesinde acele mi edildi? Mesela bu konuda evet Cumhuriyet ilan edilmeliydi ancak bu konuda acele edildi diyenler var. İşte bunlardan bir tanesi mesela bu konuda Rauf Bey'in görüşleri hemen hemen kendi arkadaşlarının görüşlerini de temsil etmesi açısından önemlidir. Mesela Hüseyin Cahit evet Cumhuriyet ilan edilmeliydi ama biraz zamana yayılmalıydı denilmiştir. Mesela bir başka görüş şöyledir. Bunları belki detaylandırırız. Mustafa Kemal'in yaptığı her şey doğru ancak bu zamana yayılmalıydı ve tek neslin üzerine yüklenilmemeliydi şeklinde görüşler söz konusudur. Belki de bunları bir sonraki programda detaylandırırız diye ifade ediyorum. Ve burada bakın şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Türkiye Devleti yani 20 Ocak 1921 Anayasası'nda ifade edilen bir kavram bu. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir deniliyor. Bakın bu son derece önemli. Tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir deniliyor. Burada herhangi bir şahıstan, saltanattan, aileden filan bahsedilmiyor. Bu son derece önemli. Dolayısıyla daha sonraki dönem, tabii 20 Ocak 1921'de neden daha ileri adım atılmadı sorusunun cevabını biraz önce vermeye çalıştım. İç bütünlüğü bozarsınız. Dolayısıyla askeri hedefiniz ortadan kaybolur. Milletin bütün gücünü yoğunlaşmış bir şekilde işgale karşı kullanmak durumundasınız. İşte Mustafa Kemal'in bir liderde olması gereken en önemli niteliklerinden bir tanesi de şeydir, zamanlama meselesidir. Mustafa Kemal bu zamanlamayı çok iyi yapıyor. Müsaade ederseniz belki de son sözlerim olacak bu. Nasar Müfit Kansu ile bir anıları var Mustafa Kemal'in. Erzurum Kongresi safahati esnasında Mustafa Kemal diyor ki, yaz Masar diyor, bir diyor işte düşman kovulacak, iki saltanat kaldırılacak, üç cumhuriyet ilan edilecek, kadınlara serbestliği tanınacak, tarif inkılabı yapılacak, bunları sıralıyor. Ama diyor bunları şimdi açıklama diyor. 1919 Temmuz'undan bahsediyoruz. Harf inkılabına geliniyor 1928'de. Masar diyor nerede kalmıştık diyor. Paşam diyor harf inkılabındayız diyor. 1928'de harf inkılabı bu şekilde yapılıyor. Yani Mustafa Kemal'in aslında siyasi projesi kafasında oluşmuş. Başarısı nedir? Bunları yere geldiği zaman aport olarak ifade edici arkadaşlarını seçmesidir. Belki biraz bir sonraki programda bunları da ifade ederiz. Mesela Lozan Anlaşması'ndan sonra 13 Ağustos 1923'te Rauf Bey ile İsmet Paşa'nın bir görüş ayrılığı söz konusu. Birisi başbakandır, birisi dışişleri bakanıdır. Mustafa Kemal'e ziyarete geliyorlar. Rauf Bey diyor ki Mustafa Kemal'e, ben diyor İsmet Paşa'yı karşılamak istemiyorum diyor. Tabii gerekçeleri farklı. Ve diyor ki Ali Fuat'la beraber soruyorlar şeye Mustafa Kemal'e. Bundan sonra diyorlar aportların kim olacak? Yani yakın arkadaşların, yakın çalışma arkadaşların kim olacak şeklinde sorular soruluyor. Mustafa Kemal de diyor ki bundan sonraki projelerimizde diyor kim daha çok gönülden ve hesapsız hasbi bir şekilde destek verecekse diyor bundan sonra bizim çalışma arkadaşlarımız bu olacak şeklinde bir açıklamada bulunuyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla 20 Ocak 1921 anayasasından sonra da Mustafa Kemal'in yakın çalışma arkadaşları dediğimiz başta Kazım Karabekir, Rauf Bey, Ali Fuat, Refet Pele ve diğerleri arasında fikir ayrılıkları da yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Biz bunu daha sonraki programda herhalde detaylı bir şekilde değerlendiririz diye ifade edeyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba gün o zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim. O konuğumuza da ben rica edeyim bir sonraki hafta alalım. Olup olmayacağı noktasında ben hazırım. Benim için çok, sorun olmaz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten var ya aslında biz bu Kocatepe'den bakış sabah akşam Ahmet hocamla birlikte haftada 3 gün 4 gün yapsak Sayın Polat
Evet, ne diyorduk? Bugün de Kocatepe'den Bakış adlı programımızın sonuna geldik. Sevgili Ege TV izleyenleri, Kocatepe'den Bakış'ta bugün Kocatepe'den Cumhuriyet'in ilanına bakışı konuştuk. 3 gün sonra büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü de şimdiden kutlamak istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey, Polat Bey, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çarşamba gün Kocatepe'den Bakış adlı programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle diyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen rejimize, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın efendim.